Arkadaşlar aynı denklem çözer gibi yapıyoruz bakın. Özel bir şey yok çünkü. Atıyoruz öbür tarafa 2x büyüktür 10. Bölüyoruz zaten eksilik yoksa normal bir sayıya bölme hakkınız var. Denklem çözer gibi. x büyüktür 5 dediğimiz zaman 6, 7, 8, 9. Buradan kaç tane rakam geldi? 4 tane. D şıkkı. Eşitsizlikte arkadaşlar her iki tarafı eksiyle çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirir. Aman bunu unutmayın lütfen. Her tarafa eksi 3 ile çarpıyorum. Bakın 4x eksi 11 olacak. Bu eksi 3'ler gitti. Burayı da eksi 3 ile çarpıyorum. Eşitsizliği yön değiştiriyorum. 9. 4x küçük eşit arkadaşlar 20 oldu. x küçük eşit 5 oldu. 5'ten küçük doğal sayılar kaç tane? 0, 1, 2, 3, 4. Kendisi de dahil küçük eşit demiş 5. 6 tane cevabımız E şıkkı. X'i yalnız bırakmak için arkadaşlar her tarafa 1 ekleyelim. Eksi 5 bölü 4 bir daha payda eşitlediğimiz için eksi 1 bölü 4. Sonra x 7 bölü 3'e 1 eklersek 7 artı 3'ten 10 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bunun arasında sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Eksi 1 bölü 4'e en yakın ne var? 0. Sonra 1, sonra 2, 3. 4 verirsek 10 bölü 3'ten büyüktür. Demek ki arkadaşlar sağlayan 4 tane tam sayı değeri varmış C şıkkı. Arkadaşlar eşitsizliğin en büyük elemanının sağlanması için kat sayının bir kere küçük olması lazım. Çünkü pastayı bölmek gibi düşünün. Az insana daha çok düşer, çok insana az düşer. Bu yüzden 2'yi kullanırım. 2x eksi 2. Sonra arkadaşlar, pardon şurası çıkmadı. Evet, sonra küçüktür. 17'yi kullanırım daha büyük elde etmek için. Haliyle 2x küçüktür 19, x küçüktür 9,5 oldu arkadaşlar. En yakın sayı d şıkkı 9. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Özel bir şey düşünmeye gerek yok. Hepsi 30'da eşitlenir. 6 ile çarpıyorum. 6x artı 12 eksi 5 ile çarpıyorum. 5x dağıtmayı lütfen eksiği unutmayın. 20 büyüktür. 6x artı 22. Nasıl olsa hepsi arkadaşlar paydaları aynı olduğu için paydalarını görmemize gerek yok. Pozitif sayı zaten hepsi. Dolayısıyla x eksi 8 büyüktür. 6x artı 22. Buradan da 5x küçüktür. Eksi 30. Her iki tarafı 5'e bölersek eksi 6 kü büyüktür x. Eksi 6'dan küçük x sayıları neler olur arkadaşlar? Eksi sonsuzla eksi 6 arasındaki tüm reel sayılar yani b şıkkı. Yine arkadaşlar bu soruda da payda eşitlemeniz gerekiyor. 4, 8, 12'nin paydaları 24'te eşitlenir. Böylece 6 ile çarparız. Ortadakine 3 ile çarparız. 6x eksi 9 olur. Sonra 2 ile çarparız. 14 olur arkadaşlar. Her tarafa 9 ekleriz. 15, 6x ve 23 arkadaşlar. Şimdi 6'ya bölersek 15 bölü 6 en azından biliyoruz. 2,5 diye yazalım. 23'ü 6'ya tam bölerken tabii ki yaklaşık böyle 3,9'dur falan ama çok hani bilmene gerek yok. Ella böyle görmek zorunda değilsin. Yeter ki 3'ten büyük 4'ten de küçük olduğunu gör. 24 olsaydı 4 olacaktı çünkü. Dolayısıyla buraya arkadaşlar hangi sayıyı sığdırabilir sadece? 3 yani bir tanecik varmış B şıkkıymış. Verilen talimatlara göre arkadaşlar yapmak lazım. Şimdi del 6438 demiş. Neymiş bu? Birler basamağını sil demek. Birler basamağını silersek 643 sayısı kalır. Yeşil A'da neymiş? A sayısının en büyük rakamı. Yani burada en büyük rakam 6 arkadaşlar. 6 küçük eşit. Burada da e, mavi N, ne demek? A sayısının en küçük rakamı. Şimdi bunun en küçük rakamı x olsun. Böylece en küçük rakamı arkadaşlar 6 veya 6'dan büyük sayılarmış. Dolayısıyla... Burada e, bu n sayısı en fazla kaç basamaklı olabilir arkadaşlar? Basamaklardaki sayıların yerlerini önemsemeyin. 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. 6 bakın x, diğer sayılara da 7, 8, 9 verebiliriz. Toplam o zaman 4 basamaklı olur c şıkkı. a ve b sayılarının küçük olanıymış arkadaşlar. Demek ki 7 küçükmüş. Bu ne demek? x-1 arkadaşlar 7'den büyük demek. Yani x 8'den büyükmüş. Aynı şekilde burada da küçük olan x artı 3'müş. Yani x artı 3 15'ten küçük. Bu da ne demek oluyor? x 12'den küçük. 12'den küçük 8'den büyük sayılar arkadaşlar. 9'un 11, 3 tanedir. Arkadaşlar soru işaretlerinin yerine ben x diyeyim. Şimdi boşluklara sürekli soru işaretleri konuyormuş. Böyle x ve bunlar doğal sayıymış. Dikkat edelim. Şimdi yukarıya bakarsak x çarpı 3, 3x. Şöyle yazayım. 3x. Sonra artı x küçüktür 12. 4x küçüktür 12, x küçüktür 3 geldi. Bu bir. İkincisi aşağıya yazarsak x eksi 5x küçüktür a. Böylece eksi 4, ki, 4x küçüktür a. Her iki tarafı eksi 4'e bölersem eşitsizlik yön değiştirir. Eksi a bölü 4 olur. Eksi a bölü 4'ten büyük, 3'ten de küçük olması lazım. O zaman ve bir tanecik eleman sağlanması gerekiyor. Buna göre arkadaşlar tabii ki Burası ne olması lazım? 1. 1 olması için de A'nın ne olması gerekir? Eksi 4 arkadaşlar. Bu şekilde. Hadi şunu diyebilirsiniz. Belki hocam 1 değil de şöyle de olsa olmaz mı? 3 bölü x 0.75 desek. O zaman arkadaşlar bakın 1 ve 2 oluyor. 2 tane çözüm kümesinin elemanı oluyor. Nasıl olurdu? 3 büyüktür x. Şurası 1.25 olursa yine bundan büyük, bundan küçük sadece 2 var. Ama zaten şıklarda arkadaşlar böyle 1'den büyük sağlayacak ama 2'den de küçük sağlayacak değerler yok. Sadece eksi 4 bu şartı uyduğu için cevabımız B şıkkı. Gerçek sayı doğrusu üzerinde bulunan A sayısının 6 katının 3 eksiği. 6A eksi 3. Neyden küçükmüş? 3 katının 15 fazlasından. İşte denklemimiz bu. Dolayısıyla 3A küçüktür 18 oldu. A küçüktür 6 oldu arkadaşlar. E şıkkı cevabımız. Önce arkadaşlar soruya şuradan başlayacağım. Bu ne demek? Şimdi uyduruk bir şey yazayım. Diyelim A kümesi eksi 3, eksi 1, 1 bölü 2, 0, 4 falan çıktı tamam mı? Bunun N doğal sayısıyla kesişimi demek bana doğal sayı köklerini bul demek. Yani A kesişim N'nin kümesinin eleman sayısı derken doğal sayı elemanlarını bul. Çünkü normalde bakın a kümesinin elemanları tam sayıymış. O yüzden şu 1 bölü 2'yi sileyim. Haliyle eksi 5 eksi 6 4 2 3 falan olabilir. Sen onların doğal sayı kısmını alacaksın. Böylece x eksi 3 her iki tarafı 2 ile çarparsak 2 ne, Sonra öbür tarafa atarsak 2 ne artı 3? Şimdi buna göre sağlayan doğal sayı 27 tane ise sıfırdan kaça kadar 27 tane doğal sayı olur arkadaşlar? Bu 2n artı 3 arkadaşlar 27, 27 olursa. Çünkü x küçüktür 27'de kaç tane doğal sayı var? 0, 26 dahil 27. Bundan dolayı 2n artı 3 27'ymiş. 2n arkadaşlar 24'müş. n de buradan 12 c şıkkıymış. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de pozitif sayı olduğu için b ile çarpmamızda bir mahsur yok. Her tarafı b ile çarpıyorum bakın. Eksi 2b. A eksi x Küçük eşit 4b eksi 2b eksi a eksi x 4b eksi a şimdi eksiyle çarpıyorum 2b artı a büyüktür x büyük eşit eksi 4b artı a bu ne demek? Sağlayan geniş değer aralığı demek. Burası arkadaşlar 10 demektir. Burası eksi 8 demektir. Çünkü çözüm kümesi neydi? Diyelim siz. 2'den büyük, 6'dan küçük dediği zaman ne yapıyorsunuz? 2 kapalı 6'a çıkaralı diyorsunuz. Aynı bunun gibi yapmış soru. Dolayısıyla 2B artı A ona eşit. Sonra arkadaşlar A eksi 4B eşittir. Eksi 8. Taraf tarafa çıkardım. 6B eşittir arkadaşlar buradan. 18. B 3 oldu. B 3 olduğuna göre arkadaşlar a da 4 geldi. Toplamları 7 oldu. Sol tarafa e, cisimler konduğu zaman arkadaşlar sağ tarafa da konduğunda sol taraf sağdan ne kadar fazla olduğunu bu ibreler gösteriyormuş. Dolayısıyla ne kadar fazla olduğunu derken aslında önce sol taraftakilerin toplamını alacağız bir. O da 4x artı 10 yapıyor. Sonra sağ taraftakilerin toplamı da arkadaşlar 9, 7 daha 16, 12 daha 28, 11 daha 39. Bunların farkı 5 ile 10 arasında bir şeymiş. Dolayısıyla buradan da her tarafa 29 eklersek 39, 4x, 34, 9'a bölüyorum 6 küsür bir şey. Ee, pardon 9'a 4'e bölüyorum 9 küsür bir şey burası. Ee, 34'ü 4'e bölersek arkadaşlar 8 küsür bir şey. Haliyle 8 küsürden büyük bir şey nedir? 9'dur. Aynı zamanda bu 9 küsürden de küçüktür. Örnek burası 9.25 olsun uyduruyorum. Burası da 8.12 olsun. Buna uyan tek sayı nedir? Tabii ki 9 tam sayısıdır. Cevap D. Cümleleri güzelce okursak doğru yapacağımızı anlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi çocuk odasının sıcaklığı 10 derece arttırıldığında en büyük oluyor ne demek? Zaten burada kafadan mutfak büyük. Haliyle demek ki orada biz çocuk odasını 2A artı 4'ü 10 eklediğimizde 3A artı 5'ten de büyük oluyormuş. Böylece çünkü en büyük oluyor diyor. 14 eksi 5'ten 9, Öbür tarafa attım 9 küçüktür a bu kenarda dursun. Eğer biz e, salonun sıcaklığını 15 derece arttırırsak mutfağa geçemiyormuş. Geçememek aynı zamanda arkadaşlar eşit olabilir de demektir. Bundan dolayı sadece küçüktür demeyin bakın. Sonuçta bir biri geçer mi? Hayır eşittir onun gibi düşünün. Dolayısıyla küçük eşit demek istiyor sonra. Belki bazılarınız bunda takılmıştır. 10 küçük eşit 2 a oldu. 5 küçük eşit a oldu. Bir de 9'dan küçüktü. 5 ile 9 arasında arkadaşlar toplam 4 sayımız var B şıkkı